İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, Turabi hemen bir yazı yazınca dikkatimi çekti. Ses iyi mi kötü mü deme şansını bile bırakmadı bize. Ses ve görüntümüz nasıl? Sakallılık ayrı, ak sakal ayrı. Cem, bu kelimeyi çok kişi yanlış kullanıyor. Ak sakal kelimesiyle ak sakallı kelimesi ayrı. Ak sakal kelimesi bilge demek, alim demek, saygı duyulan demek. Ama ak sakallı dediğin zaman sakalı beyaz olan demektir. O yüzden ak sakallı kullanmamak gerekir. Onu ak sakallı diyeceksin. Ak sakallı dediğin an, yani iki B ile yazdığın an sakalı beyaz anlamına gelir. Evet, Turabi'nin sözü üzerinden gidelim. Tarihçi olduğumuza göre her ne kadar Kazakistan'da Sovyet idaresi konumuz bugün ama tabii NATO Türkiye'nin vazgeçilmez, kaçınılmaz şekilde girmesi durumunda olduğu bir dönemdi. Bu tıpkı Kazakistan'da Sovyet idaresinde bahsedeceğimiz mevzu gibi. Çünkü İkinci Dünya Savaşı bitince İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinden olan Rusya, Türkiye üzerindeki tazyikini fazlasıyla artırmıştı. Malumunuz olduğu üzere 1945 yılında Türkiye'den Çanakkale ve İstanbul Boğazı ile birlikte Kars, Ardahan ve Artvin'i de istemişti. Sovyetlerin karşısında savunma imkanından mahrum bir Türkiye haliyle Batı'yla ilişki kurmak durumundaydı. Ama Turabi'nin oradaki tespitinden yola çıkarak şunu söylememiz lazım. Batı ile ilişki kurmak hiç kuşkusuz ki doğruydu. Lakin o ilişkiyi kurarken ki şartları, anlaşma şartları işte o tartışılır ve ciddi anlamda da tartışılması gerekir. Çünkü bu İsmet İnönü'nün son döneminde başladı Amerika ile ilişkiler, Marshall Planı dediğimiz 1947 sürecinde başlayan, yani o Sovyet tehdidinin akabinde başlayan iş ve daha sonra 1950'li yıllarda da Menderes döneminde devam etti. Biz o dönem Amerika ile yapılan anlaşmaları eşit devletler düzeyinde yapmamız icap ederken ne yazık ki tam o anlamda yapamadık. Yapamayınca da Amerikan sistemi Türkiye'de eğitimden askeriyeye, istihbarattan pek çok alanda etkili, tarıma kadar etkili olmaya başladı. Bu etki de tek taraflı Amerikan menfaatlerine işledi. Ondan sonradır ki Amerika'ya karşı zaman zaman baş kaldırmak durumunu hisseden siyasiler de çeşitli darbelerle, yine Amerikan kontrollü darbelerle yerinden oldu ki Menderes bunlardan biridir. Son döneminde Rusya'ya yanaşmaya başlayınca hemen karşısında bir darbeyi gördü. En son 15 Temmuz, bu aradaki bütün darbeler bu türdür de, en son 15 Temmuz'a baktığınızda yine Amerika ile uzlaşmaların olmadığı bir dönemde Amerika hemen bir darbeyle vaziyeti kendi lehine çevirmek üzere harekete geçti. O yüzden Amerika ile olan ilişkimiz sorgulanması gereken bir ilişkidir. Ve bu şu anlama gelmiyor. Amerika'dan hemen karşısındaki güçlerle ittifak yapmak anlamına gelmiyor bu söylediklerim. Amerika'nın bu coğrafyada bizimle birlikte hareket etmesinin lüzumuna inandırılması gerekir. Bizim de bu coğrafyada varlığımızı devam ettirmemiz noktasında ittifak yapacağımız devletler, Batılı devletlerin daha az zararlı gözükmektedir. Yoksa Sovyet Rusya'nın veya bugünkü Rusya'nın yayılmacılık politikasını biz tarih boyunca çok yakinen yaşamış bir milletiz. Hatta
Hala bugün Türk dünyasını bu anlamda kurtarabilmiş değiliz. Şu anda burnumuzun dibinde Suriye'de başlattığı hareket de yine sonunda bize dönecektir. Ama ne yazık ki bu ilişkileri düzenlerken sağlıklı ilişkiler düzenleme diplomasisinden uzun zamandır Türkiye mahrum durumda. Mustafa Kemal'in başından itibaren koyduğu o tam bağımsız Türkiye deniyor. Tam bağımsız Türkiye, yani her türlü mandaterlik ve vesayetten uzak bir Türkiye, bir milli Türkiye demektir bu. Türkiye kendi milli şartlarına dönüp kendi milli imkanlarını en iyi şekilde kullanmalı. Günümüzde bunun örneklerini görmeye başladık. Yani milli harp sanayinde geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem ekonomik alanda, hem eğitim alanında, hem diğer alanlarda bunları yapmamız icap eder. Kore hadisesi münferit bir hadisedir. Bunlar ittifaklar içerisinde olabilir şeylerdir. Mesela Kore üzerinden veya bir başka şey üzerinden değerlendiremeyiz de esastan bakmalıyız. Esastan Türkiye kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye. Kendi imkanlarıyla varlığını devam ettirmek isteyen bir Türkiye. Her kime muhtaç duruma düşerseniz onlar kara kaşımıza ya da gözümüze vurgun olup hayran olup bize yardım etmezler. Karşılığını fazlasıyla alırlar. Hakeza yıllardır Amerika bunu bize karşı fazlasıyla uyguladı. Bizim bu anlamda tam tekmil olarak dediğim gibi kendi özümüze dönmemiz icap eder. Kendi milli kimliğimizde, milli varlığımızda, milli değerlerimizde ve her şeyden önce de milli kalkınma diyebileceğimiz bir kalkınma modeline ihtiyacımız var. Yoksa dünyadan soyutlayıp kendi içinize kapanamazsınız. Dünyadaki bütün devletlerle ilişkileriniz olacak. Önemli olan o ilişkilerde kendi milli menfaatiniz esas olmak kaydıyla. Yani kendinizi merkeze alarak bu noktada çözebilirsiniz. Çünkü dünya milletler aranasıdır. Bu milletler aranasında kimse kimseye ideolojik sebeplerle, başka sebeplerle yardım falan etmez. Ama ilimden uzaklaştığınız takdirde, teknolojiyi kendiniz üretmediğiniz takdirde, hep başkalarının taklidi ve ürettiklerinin peşinden gittiğiniz takdirde bu böyle olmaz. Geçenlerde güzel bir fotoğraf vardı. İki fotoğrafı yan yana koymuşlar bu sosyal medyada. Bir Japon halk otobüsü diyeyim. Herkesin elinde birer kitap var. Yan resimde de bizden bir otobüsün içinde herkesin elinde cep telefonu var. Öbürleri cep telefonunu üreten ülke yani. Onlar kitap okurken biz başka şeylerle uğraşıyoruz. O yüzden dünya ile baş edebilmemiz için her şeyden önce onların bilgi donanımının aynısına ve daha da fazlasına sahip olmamız gerekir. Evet, bu konular uzun, dalarsak bugünkü şeyimiz de fazla, slaytımız da bugün fazla. Tarihin konuları içerisinde bunları her zaman görüyoruz. İşte büyük güçler zaten kontrol altına aldıkları toplulukları kendilerine benzetmeye ve kendileri gibi yapmaya ve kendilerine hizmet etmeye yönelirler. Tam da dersimizin konusu, bugünkü konusu bu zaten. İşte Kazakistan'ın Sovyetleşmesi ve Sovyet sistemine baktığımız zaman aslında klasik anlamda bir Ruslaştırma siyasetini, Çarlık dönemindeki Ruslaştırma siyasetinin Bolşevik dönemde, Komünist dönemde de aynı mantıkla devam ettiğidir. Ve o coğrafyadaki toplulukları bölüp parçalayıp küçük gruplar haline getirip kendisini rahatlıkla idare edebileceği bir yapının oluşturulmuş olmasıdır. Emperyalist güçler, bunun renginin önemi yoktur. Yeşildir, kırmızıdır, beyazdır, siyahtır. Yani ister faşist olsun, ister komünist olsun, ister kapitalist olsun, bu sistemler sadece büyük güçlerin elinde kendi yayılma vasıtalarının aracı olarak kullanılmıştır. Liberalizm ve kapitalizm Amerikan yayılmacılığının bir vasıtası olarak bütün dünyada kendini göstermiştir. Ve Amerika'ya baktığınız zaman zaten hemen şunu rahatlıkla görürsünüz. İran'da Şah döneminde Şahçıdır. Filipinler'de Marcos'tu galiba, Marcos'cudur.
başka yerde başkasıdır. Yani şimdi diktatörler, o faşist diktatörler birer birer ha deyince aklıma gelmiyor ama bunları sayarak devam edebiliriz. Fakat bunun bir diğer boyutu Kızıl Emperyalizme gelince aynı emperyalist devletlerin yani bu Rusya'dır, Çin'dir. Bunun işte Çin Doğu Türkistan'da bugün fazlasını da bir baskı, zulüm ve Nazi kampları oluşturarak devam ettiriyor ve civarında İç Moğolistan olsun, Tibet olsun diğer yerlerdeki faaliyetlerini görüyorsunuz. Hakeza Rusya bütün Doğu Bloku ülkelerinde olsun, Afrika'da olsun yaptıklarıyla hep ortada olmuştur. Yani komünizm Rusya'nın, Çin'in elinde emperyalizmin bir vasıtası olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde Amerika kapitalizmi ve liberalizmi bir vasıta olarak kullanmıştır. Bunlar büyük güçlerin yayılması stratejilerinde araçtan öteye geçmemiştir. Sunuma geçemedik daha. Şu anda sunuma geçeceğiz. Bir konuya giriş yaptık. Sovyet Rusya'nın Kazakistan'daki Sovyetleştirme sistemi üzerinde duracağız. Evet, burada 1924 yılında Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bu kuruluştan sonra yapılan reformlar, ama bu reformlar başarıya ulaşamayınca Kazakların çektiği sıkıntılar, ki Kazakistan 19 eyalete bölünmüş, başkent Kızıl Ordu'dan Almatı'ya nakledilmiş. Bu arada Kazaklar zorla yerleşik hayata geçirilmiş. 1929 ile 33 arası sebebiyle çıkan kıtlık yüzünden Kazak nüfusunun yaklaşık yarısını kaybettiğini görüyoruz. 1937'de önde gelen birçok Kazak aydını, represiya dediğimiz dönemde neredeyse okur yazar bütün Kazaklar pan-Türkizm ve pan-İslamizm suçlamasıyla katledilmişler. Okur yazar bırakılmamış. Bugün aynı gerekçeyi Çin, Doğu Türkistan'da kullanıyor. Ben diyor oradakiler diyor hepsi diyor radikal İslamcı olacaklar. Ben onların önüne geçiyorum diyerek söylüyor. Aynısını 37'lerde Rusya söylüyordu. Ve böyle olunca bu yapıyı çok daha iyi yakından anlamak mümkün. Ve 1970'lerden itibaren de Kazaklar Komünist Partisi'nde yavaş yavaş yer almaya başlıyorlar. Aralık 1986 olayları Kazakistan'ın bağımsızlığa giden yolunda dönüm noktası olacak. Yani bu dönemde hızlı bir şekilde dersimizin 10-15 dakikası diğer konuyla geçince şimdi bunlar üzerinde hızlı bir şekilde duracağız. Şimdi Kazaklar komünist rejim içerisinde yeni bir mücadele başlattılar. Geçen derste bahsettiğimiz gibi Alaş Orda hareketi milliyetçi bir Kazakistan hükümeti kurmak için gayret sarf etti. Ve Bolşevik ihtilalin ilk yılları döneminde bundan istifade ederek büyük organizasyonlar oluşturdu. Geçici hükümetler kurdu ama geçen derste ifade ettiğimiz gibi Kazakların başından beridir tarihinde çok sık rastladığımız bir ve beraberlik şuuruyla hareket edememenin sıkıntılarını gördük. Çünkü Rusların karşısında olsun, Cumhurların karşısında olsun, Çinlilerin karşısında olsun her boy diyeceğim cüzler için her boy kendi menfaatlerini gözeterek hareket edip ortak düşmana karşı ortak bir fikir geliştiremedikleri için geçen derslerimizde gördüğümüz şekilde büyük kayıpları yaşamışlardı. Yine 1917 ihtilali onların önüne önemli bir fırsat çıkarmıştı. Ama o fırsat yine Türkistan'ın ancak birlik ve beraberliğinden geçiyor idi. Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen hepsinin ortak hareket etmesinden geçiyordu. Ve bu imkan da vardı. İlk başta kurulan Türkistan hükümeti ile Alaşordu hükümeti ortak hareket etme imkanına sahip olsaydı belki daha farklı bir durum ortaya çıkabilir idi. Tabi tarih faraziler üzerine kurulmuyor ama o dönemde de ayrılıkları görüyoruz. Ve
ve neticede Alaşordu hükümeti de başarısızlığa uğramıştı. Ama biz ne gördük sonun ondan sonra? Alaşordu'nun mensuplarının bir kısmı Kazak Komünist Hareketi'nin içerisinde yer alarak en azından Kazakların milli haklarını koruyabileceklerini düşündüler. Zaten o dönemlerde büyük Tatar düşünürlerinden birisi de olarak bilinen ve ilk Komünist Parti'nin ilk beşinin içerisinde olan Sultan Galiyev, ki komünist ideolojinin 5 üyesinden biridir. O bir Tatar Türk'ü. O milli sosyalizm, milli komünizm diye ifade edebileceği bir teoriyle beraberinde geliştiriyor idi. Ama onu bedeliyle hayatıyla ödedi. Çünkü komünizm Rus milliyetçiliğinden başka bir şeye hizmet etmiyor idi. Ki Kazakistan'da da bu anlamda çeşitli sosyalist görüşleri savunan Kazaklar ve Türkistanlı aydınlar vardı. Kazaklardan Turan Rıskilov, Özbeklerden Münevver Kari, Azerbaycan'da Neriman Nerimanov gibi isimler komünizmle birlikte kendi ülkelerini kurtarabileceklerini veya yeniden yapılandırabileceklerini düşünüyorlardı. Sultan Galiyev de dediğim gibi bunların ideologları olarak Moskova'da bu hizmeti yapıyor idi. Kazak, Tatar, Özbek ve Türkmen Komünist Partilerinde çalışan Türkler, Sovyetlerin bütün entrikalarına rağmen kendi milli menfaatlerini korumak için de gayret sarf ettiler. Söz konusu halkların bir Türkistan Birliği ve Turan Birliği yaratma gayretleri, ki bu kavramlar komünistlerde de vardı, yani Türkistan Birliği ve Turan Birliği. Turan Birliği, tabii Turan kelimesi şimdi ideolojik anlamda bir kavram olarak kullanılıyor. O dönem Turan, Türkistan'ın diğer bir adıydı. Yani coğrafi bir attı. Zaten Turancılık da o coğrafi attan yola çıkıyor. Türklerin yaşadığı coğrafyaya Turan ya da Türkistan deniliyor. Türkistan Birliği veya Turan Birliği yaratma gayretleri Sovyetlerin özellikle Stalin'in entrikaları neticesinde önce duraklamış, sonra da tartışılmaya başlanarak üzerine daha sonra da askeri gerekçelerle gidildiğini görüyoruz. Moskova'nın emrinde çalışan yerli komünistlerin bazıları Türk boyları arasında eski anlaşmazlıkları körüklemeye ve işi kavmiyetçiliğe dönüştürmeye başlamışlardı. Yine klasik anlamda bir Türkistan veya Turan Birliği kavramından ziyade, çünkü buralarda yaşayanların hepsine Türk deniliyor o zaman. Türkistan demek Türklerin yaşadığı ülke demek zaten. Ama bunu boyuculuğa döktüğünüz zaman o zaman Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen diye ayırma şansına sahipsiniz ki bunu daha önce de İlminski'nin Çar'a sunduğu raporda böyle bir şeyi tavsiye ettiğinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Ve yine oraya dönüldü ve Türk boyları arasında eski anlaşmazlıklar körüklenmeye başladı ve işi kavmiyetçiliğe dönüştürmeye başladılar. Sovyet yöneticilerinin gayretleri neticesinde Kazak, Özbek, Türkmen, Kırgız, Karakalpak ve Tacik Komünist Partileri ayrı ayrı Rus Komünist Partisi'ne müracaat ederek ayrı cumhuriyetler halinde yaşamak istediklerini bildirdiler. Moskova'nın da yardımını istediler. Moskova tarafından organize edilen bir hareket. O zaman en fazla yine Çarlık Rusyası dönemindeki gibi, iki genel valilikte olduğu gibi, iki genel ülke kurulabilirdi orada. Yani birisi işte Türkistan adıyla o zamanki kullanılan şekilde, diğeri de diyelim ki Step genel valinde olduğu gibi. Mantıken Çarlık Rusyası'ndaki o ikiye bölünmüşlüğü devam ettirebilirlerdi. Ama bunun bile kendileri için tehlikeli olduğunu düşünen Moskova'daki komünist hareketi yürütenler, aksine bu küçük bütün hepsini boylara ayırıp her boyu komünistleri üzerinden Moskova'ya bir müracaat yaptırdılar. Biz dediler bir arada yaşamak istemiyoruz. Kazak, Özbek, Türkmen, Kırgız, Karakalpak ve Tacik komünist partileri ayrı birer ayrı halde yaşamak istiyoruz. Bu konuda da Moskova bize yardım etsinler dedi. Moskova tabii hemen bunu harekete geçirdi. Bu müracaat zaten kendisince organize edilmişti. Ve neticede Türkistan'daki Komünist Parti'nin isteklerini kabul ettiği gibi ayrı ayrı cumhuriyetlerin kurulacağını 12 Haziran 1924'te ilan etti.
Ama o kadar akıllıca da biz onlara coğrafya belirledi ki, yani siyasi haritalarını çizerken Kazakistan'ın içinde Özbekleri bıraktı. Kırgızistan'ın içinde Özbekleri bıraktı. Tacikistan'ın içinde Özbekleri bıraktı. Özbeklerin içinde Kazaklara daha yakın duran Karakalpakları bıraktı. İşte Azerbaycan'ın içinde Ermeni'yi, Ermenistan'ın içerisinde Türk'ü, Gürcistan'ın içerisinde Abhaz'ı, Oset'ini, bir nevi bunlar ayrı, hem birer ayrı devlet kurdu ama işlerinde etnik azınlıklar bırakarak ileride rahatlıkla müdahale edeceği bir ortamı yaratmış oldu. Eğer böyle küçük küçük topluluklara farklı bir devlet kuracaktıysa etnik grup, hadi bunların her birini etnik grup kabul ediyor, farklı etnik grup kabul ediyor diyelim. O zaman etnik grupların yaşadıkları yere göre sınırların belirlenmesi icap ederken ona da yapmadı. Çünkü ileride buralara müdahale edebileceği ortamları hazırlamak için. Ve neticede Komünist Partisi'nde bu işlerin sonucunda bu ayrı ayrı cumhuriyetlerin kurulduğunu görüyoruz. Ve bu dönemde özellikle Ahmet Baytursun, ki Alaşordu Hareketi'nin lideriydi biliyorsunuz. 1 Ocak 1919'da yerel komünist konferansında ortaya çıktılar ve komünist grup arasındaki asıl savaş da bu dönemde başladı. Milliyetçilerin liderliğini yapan Baytursun'un yanında Rus Sosyal Demokratı Sedelnikov bulunuyordu. Baytursun ve Sedelnikov 1920 yılının Mart'ının sonuna doğru Moskova'daki Komünist Parti merkezine başvurdular. Kazakistan, Başkürdistan, Orta Asya parti örgütleri için ortak bir platform teklif ettiler. Merkez komitenin Kazak, Başkurt ve Türkistan Otonom Cumhuriyetlerinin haklarının kendi kaderlerini kendilerinin tayin için garanti vermesini istiyorlardı. Bunun dışında otonom toprakların endüstriyel ve tarımsal politikalarının gıda işlerinden, öncelikle de yerel halkın ihtiyaçlarını sağlamaktan sorumlu ekonomik kurullar ve komiserler tarafından belirlenmesinin gerekli olduğu talebinde bulunuyorlardı. Baytursun ve Selenikov'un bu cesur çıkışı genç Kazak komünistlerin desteğini de kazandı. Yani komünistler de onların bu milli taleplerine hoşgörüyle yaklaştı. Ancak Merkez Komitesi ve Sovyet hükümeti, yani Ruslar, Baytursun ve Selenikov ikilisinin isteklerini görüşmeye yanaşmadı. Sovyet yönetimi Başkurt, Kazak ve Orta Asya milliyetçilerinin birleşmesini önleyici tedbirler aldılar. 26 Ağustos 1920'de Bolşevikler başkenti Orenburg kenti olmak üzere Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ettiler. O zaman Kazak kelimesi kullanılmıyordu. Parantez içerisinde burada Kazak yazıyor. Bazı kaynaklar Kazak Kırgız diye ortak yazar. Ama bu Kırgız'dan kastedilen Kırgızlar ve Kazakları da içine alan bir yapıdır. Çünkü o dönemde Ruslar Kazak kelimesini kullanmıyor, Kırgız diyordu. Kırgızlara da Kara Kırgız diyordu. Kırgız, Kara Kırgız diye böyle bir ayırma şey takip ediyordu. Daha sonra bu baktı ki daha ya bölünmeyi hızlandıracak Kazak Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin resmen kuruluşu ile birlikte Baytursun ve Selenikov Merkez Komite tarafından Kiryakov'dan çıkarıldılar. Yani artık onlar yine tasfiye edildiler. Ancak birkaç ay sonra Baytursun ulusal sembol olarak Kiryakov'a yeniden alındı. Daha sonra da Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin, yani Otonom Cumhuriyet'in Halk Eğitimi Komiseri, yani Milli Eğitim Bakanı oldu. Kazak Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanından yaklaşık 2 ay sonra Kazakistan Sovyetlerinin ilk kurucu meclis kongresi 4-12 Ekim 1920'de Orenburg'da yapıldı. Kongreye 700'den fazla delege katıldı. Bunlardan 273 delege oy hakkına sahipti. Ve onların çoğu da tabii ki komünistlerdi. Evet, Orenburg
Rusların Orta Asya'yı fethetmede kurdukları ilk askeri kaledir. Alaşordacı delegeler her zamanki gibi Alaşorda liderleri Alihan Bökeyhan ve Ahmet Baytursun'un çevresinde toplandılar. Muhalefet giderek güç kaybediyordu. Kazak halkının geleceğini düşünen Alaşorda liderleri de daha dikkatli davranmaya çalıştılar. Kongre Cumhuriyeti'nin Merkez Komitesi'nin ve Halk Komiserleri Şurası'nı Kırgız-Kazak Otonom Cumhuriyeti Emekçilerinin Hakları Deklarasyonu adı altında bir bildiri yayınladı. Bu belge Kazakistan'ın bir otonom üye olarak serbest, federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne müşterek ihtilalci aileye girdiğini teyit ediyordu. Kongre'de Kazakların en önemli sorunlarından biri olan ülkelerinin sömürgeleştirilmesi sorunu da kuramsal olarak halledilmişti. Kazakistan'a Rus köylü göçü artık yasaklanmıştı. Kuruluşu böylece tamamlanmış olan Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin toprakları Semey, Akmola, Turgay, Oral vilayetleri ile Zakaspi yani Hazar ötesi ve Astrahan vilayetlerinin Kazakların yaşadığı bölgelerden meydana geliyordu. Yani bir ucu Kafkaslar'da, bir ucu Çin sınırında olan bir coğrafyaydı bahsettiğimiz yer. Gene 1920 yılında kabul edilen ek bir kararla Orenburg'da Kazak toprakları içinde yer almıştı. Orenburg şu anda Kazakistan'da değil, Rusya'ya bağlı. Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin denetimi altındaki Silidere ve Yedisu vilayetlerindeki Kazak toprakları ise 1924 yılında geri verilmişti. İlk kuruluşta Kazak dili otonom cumhuriyetlerin resmi dili oldu, devlet diliydi. Ama bu daha sonra kaldırılacak. Bu arada 1925 yılında Kazakistan'ın başkenti Orenburg'da Akmeşit'e, yani bugünkü adıyla Kızılorda'ya, Dede Korkut'un memleketidir Kızılorda, mezarı da orada Dede Korkut'un, Kızılorda'ya nakledildi. Orenburg vilayeti de Kazakların elinden alınarak Rusya'ya katıldı. Oysa Orenburg'daki nüfusun büyük çoğunluğu Kazak'tı o dönemde. Bu kongrede Kazakların Rus müstemlekecilerin yaptığı yanlışlık yüzünden Kırgız olarak adlandırılmasına son verildi. Yanlışlık değildi de o kaynaklar öyle yazdığı için burada öyle ifade ediyoruz. O bilerek düşünülmüş bir şeydi Ruslar tarafından. Daha sonra zaten buna son vererek yine asıl amaçlarına ulaşacaklar. Bu kongrede Kazakların dediğim gibi bundan sonra kendi tarihi adlarıyla adlanmaları kararlaştırıldı. Bununla birlikte Kırgız Cumhuriyeti'nin adını Kazak Cumhuriyeti, başkenti Akmeşit'in adını da Kızılordu olarak değiştirdi. Ancak Kızılorda Kazak Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin uzun süre başkenti olarak kalamadı. Çünkü Kızılorda nüfusunun tamamı bugün de hala Türktür, Kazaktır. Böyle bir yer başkent olarak kalması Rusların da pek hoşuna gitmedi. Daha önce kurmuş oldukları Çarlık döneminde yine tıpkı Orenburg'da askeri kalesi gibi Almatı askeri kalesinde de yine onlar Bişkek'te, Almatı'da, Orenburg'da bunlar Rus askeri kaleleri olarak kurulmuş şehirlerdi. Ve 1929'da Kazakistan'ın yeni başkentinin Almatı olmasına karar verdi. İşte daha sonra göreceğiz. Nazarbayev aslında Almatı Kazakistan'ın tartışmasız en büyük ve güzel şehri şu anda. Ama Astana'yı başkent yaparak o kök geçmişle olan bağları kopardı. Bugün Almatı nüfusunun da %80'inden fazlası Kazak artık ama geçmişte öyle değildi. O başkent olduğu dönemde de Rus idi. 5 Aralık 1936'da Kazak Otonom Cumhuriyeti İttifak Cumhuriyeti statüsünü ve Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını aldı. Birinci Dünya Savaşı 1916 ayaklanması, Bolşevik ihtilali ve onu izleyen iç savaş gibi gelişmelerin yol açtığı ekonomik sıkıntılar Kazaklar için kelimenin tam anlamıyla bir felaket oldu. Bir de buna ek olarak Bolşeviklerin Kazak bozkırlarındaki talan ve gaspının sonucunda da halk açlıkla karşı karşıya kaldı. 1920-21 kışının uzaması durumun daha da kötüleşmesine yol açtı. Üstelik 1921 yılında ekin çıkmadı. Tahıl ürünleri verimsiz oldu.
Buna karşın ülke yönetimini elinde tutan Sovyetler açlığı giderecek hiçbir tedbiri almadılar. Çaresiz kalan yüz binlerce Kazak büyük yerleşim merkezlerinin çevrelerinde ve tren istasyonlarında toplandı. Bir parça yiyecek alabilmek için günlerce yalvarmak zorunda kaldılar. Ancak Sovyet yönetimi onların yardım çağrılarını hiç dikkate almadı. Bu yüzden de 1 milyondan fazla Kazak açlıktan öldü. İki tane büyük açlık var. Birisi bu kelimenin tam anlamıyla bir kırımdır. Bu dönem geç bütün Rusya'nın genelinde var bu açlık hadisesi. Ve bu kıtlıktan dolayı ama ölümlerin büyük çoğunluğunun Türk topraklarında olduğunu, çünkü oralara hiçbir yardımın gitmediği görülüyor. Bu kelimenin tam anlamıyla aslında bir soykırım. Yani 1 milyon insan Kazakistan'ın o zamanki nüfusunun 5-6 milyon civarında olduğu düşünülürse büyük bir şey. Daha sonrakinde nüfusun yarısı açlıktan ölecek. O da 1930'lu yılların sonuna doğru. Oraya da gelince bahsedeceğiz. Kazakların uğradığı insan kaybının ardından komünist yöneticiler tarım sektörünü iyileştirebilmek ve Sovyet sistemini halka benimsetebilmek için bir dizi önlem almak zorunda kaldılar. Sovyet yönetimi tarım ürünlerinin artırılmasını ve hayvancılığın geliştirilmesini istiyordu. Bunun için halka özendirici önlemlere de başvurmuştu. Örneğin 1922'de Kazaklardan alınan malsal vergilerde önemli ölçüde indirimler yapılması öngörüldü. Ne var ki Kazak topraklarının ve otlaklarının en verimli bölgeleri daha Çarlık döneminde Rus göçmenlere ve Rus Kozak askeri topluluklarına verildiği için Kazaklar açısından olumlu bir gelişme söz konusu olmadı. Kazaklar sömürge yönetimi tarafından gasp edilen toprakların iade edilmesini istiyorlardı. Ki bunu Rus Kazak komünistleri istiyordu. Ki Rusya Komünist Partisi'nin halk komiserleri Sovyet Başkanı olan Turan Rıskılov gibi Kazak komünist önderler Kazak bozkırlarındaki Rus göçmenlerin geri gönderilmesini talep etti. Kazakların bu talebi önce Türk Komisya, yani Türk Komisyonu adında parti kongresi ve son olarak Lenin tarafından reddedildi. Bakın Kazak, Kırgız, Özbek adına bölmeye başladıkları o dönemlerde bile kurdukları komisyonun adı, o bölgeyle ilgilendiren komisyon adı Türk Komisyonu yani. Ama bugün bir Kazak'a, Kırgız'a, Özbek'e Türk'üm dedirmeniz oldukça zor. Ancak şuurlu, tarihi bilen aydınlar tarafından. Oysa bundan 100 yıl öncesinde buradaki insanların hepsinin adı Türk'tü. Biz Osmanlıyken onlar Türktüler. Biz Osmanlı'dan Türk'e geçtik. Onlar da Türk'ten diğerlerine geçtiler. Yani Rusların bu birlikteliği bozmak için yaptıkları uygulamalara baktığınız zaman bunu daha rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dolayısıyla yasal olmayan yollarla müsaade edilen toprakların ancak işlenmeyen kısımları yeniden dağıtılabildi. Ve bu neticede Aralık 1925'te Kazak Komünist Partisi Kazak avlını, yani köy ve obalarını Sovyetleştirme kararı aldılar. Artık Kazak komünistleri duruma hakim olmuşlardı. Ve Stalin'in direktifiyle kabul edilen bu karar gereğince Kazak avlularında özel mülkiyetin kaldırılması, tarım ve hayvancılık alanlarının devletleştirilmesi hedef alınmıştı. Yani sovhoz ve kolhoz dediğimiz sisteme geçiş, Komünist Parti'de kişi mülkiyetini kaldırıp hepsini devletin elinden toplayan bir sistem. Aslında özel mülkiyeti kaldırıyoruz, devlet, biz kapitalizme karşıyız derken kelimenin tam anlamıyla kurulan sistem bir devlet kapitalizmidir. Ayrıca Kazakların zorla yerleşik düzene geçirilmesi, ki Kazakların hayatı malumunuz olduğu üzere bozkır kültürü dediğimiz göçebe kültürü üzerinden gidiyor. Yaylak ve kışlak ve hayvancılık geçiminin ve ekonomisinin temelini teşkil ediyor. Siz onu yerleşik hayata geçirdiğiniz zaman onun hayatı zaten daha başlamadan bitmiş oluyor. Çünkü o geçiş olacaksa bile tarihsel bir süreç gerektirir. Bunlar hemen zorla yerleşik hayata geçirmeye başladılar. Ve
1925-28 yıllarında Kazak avulunu Sovyetleştirme kampanyası genel olarak başarısızlıkla sonuçlandı. Ama bu da üretimin tamamen düşmesine ve verimin kaybolmasına yol açtı. Kazak Komünist Partisi 11-16 Aralık 1929'da toplandı ve Stalin direktifiyle yapılan bu toplantıda Kazakistan'da kolhozlaştırma programının uygulanması ve göçebelerin yerleşik düzene geçirilmesi kararı bağlandı. Ve bu da haliyle işte birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye yıllara bölerek bunları bir bir kolhozlaştırma siyasetine girildiğini görüyoruz. Ki kısa zamanda 1 Şubat 1930'da %35'i, 1 Mart 1930'da %41'i zorla kolektif kamplara toplandı. Tabii bu kolhozlaştırma programı kısa zamanda Kazakistan'ın yapısını değiştirdi. Hayvanlar otlak ve yem yokluğundan telef oldu. Kış mevsiminin ortasında halkın zorla kolektif kamplara yerleştirilmesine 8000 parti üyesi görevlendirildi. Bunların da karşı çıkanlar ise hemen gerici baylar, gerici zenginler olarak nitelendirildi, yok edildi veya sürüldüler. Stalin'in bu yeni sömürgecilik politikası karşısında Kazakistan'ın her yerinde ayaklanmalar patlak verdi. Çünkü halk dayanamaz hale gelmişti artık buna. Ama ki bu dönemde 29-31 yılları arasında Kazakların büyük bir tarihçisi var, Talas Ömerbekov. O bunların tamamını kaleme almıştı. O Sovyet rejimine karşı 372 kez halkın ayaklandığını ve direnişe geçtiğini görüyoruz. Ama ayaklanan halkın bu Sovyet sistemi içerisinde taleplerinin karşılık bulması mümkün değil. Neticede bu üzerlerindeki baskı ve ölüm artmaya başlayınca bir kısmı Özbekistan ve Türkmenistan gibi komşu cumhuriyetlere geçerken büyük bir kısmı da Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan'a, İran ve Afganistan'a kaçmak zorunda kaldı bu isyan edenler. Sovyet ordusu halkı sindirmek için ayaklanmaya katılanları şiddetle cezalandırmaya başladı ve bu yüzden Kazaklar kendi ülkelerinde azınlığa düştüler. Çünkü bu ayaklanmalarda pek çok kişi katledildi. Bu uygulamalardan kaynaklanan salgın hastalıkları, çocuk ölümleri yaygınlaştı ve kısa bir zaman içerisinde Kazak halkı ülkesini terk edenlerle birlikte nüfusunun 3'te 2'lik kısmını kaybetti. Yani kendi ülkesinde çoğunlukta olduğu ülkede kısa bir zamanda komünist dönemde azınlık durumuna geçti. Ukraynalarla birlikte Ruslar Kazakistan'da çoğunluğu ele geçirdiler. Kazakistan nüfusunun yapısını tümüyle değiştiren bu gelişmelerin siyasal, ekonomik ve kültürel etkileri günümüze kadar devam etti. Ki Kazakistan parlamentosu bağımsızlıktan sonra 31 Mayıs gününü kolhozlaştırma dönemindeki ölenlerin anısına milli yas günü, ulusal yas günü ilan etti. Her yıl şimdi o anılıyor. Tabii komünist yöneticiler uygulamaya başladıkları bu politikalarda başarısızlığa uğradılar. Kolhozlaştırma kampanyasında arzu ettikleri sonuçları alamadılar. Ama bunun için bir suçlu bulmaları gerekiyordu. Bunların suçlusu da alaşordacılar denildi. Ve kolhozlaştırma kampanyasının uğradığı başarısızlıktan özellikle Ahmet Baytursun'u sorumlu tuttular. Onu Sovyet rejimini devirmeye çalışmakla suçladılar. Kolhozlaştırma kampanyasına karşı koyan köyleri direniş merkezleri olarak nitelendirdiler. Bu çerçeve içinde rejim karşıtı gizli örgütler aramaya başladılar. Eski alaşçılar hain ilan edildi. Ve devletin bütün içinden alaşçılar temizlenmeye başlandı. Kazakistan'da tam cumhuriyet statüsüne kavuşmasından sonra Haziran 1937'de Komünist Partisi ilk kongresini yaptı. Bu kongrede alaşordanın siyasal varlığına son verdiği gibi her türlü muhalefet de yasaklandı. Böylece Kazakistan'da Stalin yönetiminin 1937-38 yıllarını kapsayan
baskı ve cezalandırma dönemi başladı. Artık Kazakistan'da kelimenin tam anlamıyla Hitler faşizmini bile gölgede bırakacak Stalin faşizminin uygulamalarını görüyoruz. Bu dönemde Kazakların ileri gelen aydınları, siyasetçileri, tarihçileri, gazetecileri, ozan ve yazarları, yani okur yazar kim varsa, kitleler halinde tutuklandılar. Bunların her birisi hak düşmanı ilan edilerek suçlu bulundular. İşin garip tarafı, bunlar önce idam edildiler, ertesi gün mahkemeler kuruldu ve mahkemede bunların niçin idam edildiklerine dair suç dosyaları tanzim edildi. Bugün bunlar hepsi vesikalarda, KGB'nin kendi vesikalarında karşımıza çıkıyor. Ki bu tasfiye kampanyasında kurtulan aydın hemen hemen yok denecek kadar az. Ki Alihan Bökeyhan, en önemli isim, Ahmet Baytursun, Mağcan Cumabay, Saken Seyfullah, Kazakistan'a komünizmin gelmesinin önderi, en önemli Kazak komünisti Turan Rıskılov, Sancar Esfendiyaroğlu, Kemenger, Sadı Vakkas, Kocan gibi bu isimlerin hepsi öldürüldüler. Stalin tarafından verilen emirle tamamı öldürüldü. 1935'te sürgünde bulunurken toplama kampında Mircakıp Dulat da, o da hayatını kaybetti. Yine rejim karşıtı gizli örgüt kurmakla suçlanarak o meşhur romancı geçen derste de bahsettiğimiz Yusuf Bek Aymavut da kurşuna dizildi. Ve Sovyet rejiminin daha önceki tasfiye kampanyalarına kurban olan diğer isimler de bu tarihlerde hayatını kaybetti ki kısacası 1937-38 yıllarında uygulanan baskı kampanyası ve cezalandırma sırasında 102 bin Kazak tutuklanmış. Bunların 27 bini hemen kurşuna dizilmiş. Geri kalanları da değişik toplama kamplarına hayatlarını kaybetmiştir. Bu kurşuna dizilenlerin tamamı neredeyse okur yazar aydın kadrosudur. Ve Kazaklarda, bir tek Kazaklarda değil bu, aynı dönemde Azerbaycan'da, Özbekistan'da da bu uygulamalar devam ediyor. Kırgızistan'da da devam ediyor. İşte ben geçen Kırgızistan'daydım. O mezarı ziyarete gittiğimi söylemiştim geçen derste hatırlarsanız. Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov'unla birlikte 140 civarında aydın öldürülmüş ve oradaki bir fırında yakılmışlardı. O fırın şu anda üstü camla kaplanarak herkese artık bir müze olarak gösteriliyor orada. Yani o dönemde Rus komünistleri Türk coğrafyasında büyük bir katliam icra etmiş oldular. Ki 2. Dünya Savaşı yıllarında da Kazakistan'da diktatör rejim etkisini gösterecek hemen bu hadiselerden sonra. Kazakların büyük çoğunluğu 2. Dünya Savaşı'nda cepheye alınacaklar ve Alman cephesinde en ön safa yerleştirilecekler. Sadece Kazaklar değil, bütün Türkistanlılar. Hatta bunların içerisinde önemli bir Türkistanlı Alman saflarına iltica edecekler. Ama Almanlar da onlardan bir Türkistan Lejyonları adıyla bir birlik kuracak. Rusların üzerine şey yapacak. Ve bu savaşta da, 2. Dünya Savaşı'nda da her halükarda ölenler Türkler olacaktır. Büyük miktarda Türklerin bu dönemde hayatını kaybettiğini görüyoruz. Sovyetlerin İslamiyet'i yok etme faaliyetleri de bu dönemde yine devam ediyor. Sovyet idaresinde yaşayan diğer Müslüman topluluklar gibi Kazaklar da dini hürriyetlerini hiçbir zaman kullanma fırsatı bulamadılar. Zaten daha Çarlık Rusyası vaktinde Kazakları Hristiyanlaştırmak ve Ruslaştırmak için faaliyetlere başlamışlardı. Bu komünist dönemde ise bir taraftan Ruslaştırırken diğer taraftan dinsizleştirme politikasını yürüttüler. Dini ibadetler yasaklandı, camiler kapatıldı, İslam akidelerinin tatbikine mani olundu. Yani sünnet gibi, düğün, nikah, dini nikah gibi, dini cenaze defnetmek gibi hususların hepsi yasaklandı. Ateistlik ders olarak konuldu, bütün sınıflarda okutulan ateistlerin ders olarak okutuldu. Kazakların dini Müslümandı, başka bir din olacak değil.
ve ateizm üzerine konferanslar verildi. Bu arada Sovyet hükümeti tarafından yayınlanan birçok tarih eserinde Kazakların Çarlık Rusyası tarafından Ruslaştırma işine tabi tutulduğu yazılmış ve durum kınanmıştır. Yine aynı eserlerde Sovyet yönetiminde Kazakların Çarlık istibdadından kurtularak ulusal kültürlerini, geleneklerini ve dillerini geliştirerek ulusal kimliklerini özgürlükçe kurdukları zikredilir. Ama ne yazık ki sadece kitaplarda söz olarak kalmıştır. Gerçek durumda ise Kazakların Sovyetler tarafından Çarlık devrinde daha büyük ölçüde ve sistemli bir şekilde Ruslaştırmaya tabi tutulduğu, dillerinin, ulusal ve kültür değerlerinin tahrip edildiğidir. Diğer Sovyet Cumhuriyetlerinin olduğu gibi Kazakistan'da ulusal devletin, ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün açıkça inkar edilerek daha fazla Rus hegemonyası altına sokulduğu gerçeğidir. Ki Sovyetlerin Sosyalist Ulusları Federasyonu'ndan ayrılması mümkün değil görüşü egemen olduğu dönemde. Parti ve devlet organları ulusların kendi dillerini yönetme sorununun kesinlikle çözüme kavuşturulduğu tezini savundular. Bunun sonucu olarak da Sovyetler Birliği'nden ayrılma hakkı olmasına rağmen hiçbir Sovyet halkı bu hakkından yararlanma cesaretini gösteremedi. Ta ki Sovyetler Birliği kendiliğinden dağılma sürecine girene kadar. Rusların Sovyet halklarının toplumsal ve siyasal yaşamındaki öncü rolü büyük Rus halkı, büyük kardeş ve eşitler arasında birinci gibi söylemler altında öylesine abartıldı ki böylece Rus kimliği ve Sovyet kimliği özdeşleştirilmiş oldu. Düşünün ki Özbekistan'ın milli marşı o dönemde şöyle başlıyordu. Ey büyük Rus halkı, yolumuzu aydınlatan, bize ışık saçan diye başlıyordu. Bu bir milli marştı. Yani sözlerine şeydir, internetten ararsanız belki bulursunuz, tamamını okuyabilirsiniz. Ama bir ülkenin milli marşı bir başka milletin te övgüler düzen bir marş. Yani bu komünist dönemdeki olan marş. Yani sistemin halkları nasıl Ruslaştırma ve Rusya'yı diğerlerinin üstünde gösterme anlayışının belki de en bariz özelliklerinden biridir. Ki bu dönemde Kazaklar arasında yazarlar ve aydınlar yok edilmiş olmasına rağmen yine bir kısım yeniden türeyen aydınlar arasında da Rusya, Kazakistan'ın Rusya'ya ilhakının, bunlar hep Çarlık dönemini kastederek yazabiliyorlardı ancak, Kazaklara yoksulluk ve ızdıraptan başka bir şey getirmediğini, Kazakların başlangıçta itibaren Rus işgaline karşı direndiğini belirterek, Kazakların Rusya'ya gönüllü olarak birleşmeleri hakkındaki rivayetlerin büyük devlet şövenistleri tarafından uydurmuş bir yalan olduğunu yazıyorlardı. O da zaten 1938'de hak düşmanı olmakla suçlanarak idam edildi Profesör Sancar Esfendiyarov. Ruslar da Kazakların Ruslarla gönüllü olarak birleştiği tezini o dönemde işliyorlardı. Ama en önemlisi ki hiç kuşkusuz bu dava çok önemli oldu. Çünkü represiyadan sonraki dönemde Bekmahanov davası diye bilinir. Bu bir genç tarih profesörüdür Ermuhan Bekmahanov. 19. yüzyılın 20-40'lı yıllarında Kazakistan adlı kitabında Kazakların Kenesarı Kasımhan önderliğinde Rus sömürgeciliğine karşı yaptığı ulusal kurtuluş mücadelesinin haklılığını savunan yazılar yazmıştı. Bu kitap Kazak basınında olumlu karşılanmış ancak 26 Aralık 1950'de Pravda gazetesi Bekmahanov'a kitabında feodal bir önderi övmekle ve büyük kardeş Rusların olumlu rolünü dikkate almamakla itham ederek ağır hücumda bulunmuştu. Pravda'nın bu tutumu Stalin döneminin aşırı Rus yanlısı politikalarının izlerini açık net bir şekilde gösteriyordu. Ve Bekmahanov bir sürü problemler yaşadı. Üniversiteden atıldı. Bir burjuva milliyetçisi olmakla itham edildi.
ve 1954'te ancak Kazakistan'a dönebildi. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 40'lı yılların sonlarında, 50'li yılların başlarında Bekmahanov davası yalnız değildi. Kazakistan'ın Cubanov, Cumaliyev, Süleymanov, İsmailov gibi tanınmış sosyologları, tarihçileri siyasi suçlamalarla onlar da cezalandırıldılar. Abişev, Amancalov, Bekojin, Begalin ve başka bilim adamı ve yazarlar da Burjuva milliyetçisi olmakla itham edildiler. Kazak Bilimler Akademisi'nin başkanı Satbayev, Kazak Sovyet Edebiyatı'nın önde gelen ismi Avezov, Kazakistan'ı terk ederek Moskova'ya gitmek zorunda kaldılar. Orada bir nevi kendilerini kaybettiler. Destanlara karşı savaş açtı Sovyet döneminde. Koblandı Batır, Korkut Ata ve Alpamış gibi halk destanları feodal geçmişi idealleştirmekle ve dini fanatizmi temsil etmekle itham edilerek bunların kültürel miraslardan çıkarılmasını, yani sizin milli kimliğinizi hatırlatacak her şeyden sizi uzaklaştıran bir anlayıştı. Ben hep bizdeki komünistleri merak ederdim. Yani o dönem oradaki yapılanları anlamamak konularını, ben 80 öncesinin üniversite öğrencisi olduğum için o dönemlerde çok yaygındı o tartışmalar. Hayretle karşılardık yani, ama bu bilinmediğini gösteriyor. Tabii şimdi mesela aynı şey aydınlıkçılar dediğimiz grubun Çin'i desteklemesi gibi. Dün Aydınlık Gazetesi'nde yeni bir yazı yayınladılar. Çin'in Doğu Türkistanlılardaki şeriatçı fundamentalist akımlara karşı Atatürk'ün, bir daha utanmadan Atatürk'e benzetiyorlar, Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki uygulamalarına benzer uygulamalar yaptığını, aslında güzel şeyler yaptıklarını anlatıyorlar. Gidip orada bir yaşasalar herhalde de kendi içinde görseler, içeri atılanlar, öldürülenler acaba dedikleri gibi fundamentalist mi, değil mi? Ama o dönemlerde de bunu görüyoruz. 70'li yıllarda da yine aydınlar değişik eserleriyle Türk kültürünü ve kimliğini korumaya çalıştılar. Mesela Olca Süleymanov'un Azya isimli kitabı bir nevi Sovyet rejiminin akidelerine karşı meydan okuma şeklindeydi. Olca Süleymanov Rus basını ve Sovyetler Birliği Bilim Akademisi ilgili bölümleri kitabı kınarken yazarına da pan-Türkist, Türk şövalyesi, milliyetçi ve Rus karşıtı gibi suçlamalarda hücumda bulmuşlar. Ama Olca Süleymanov Rus edebiyatının en önde gelen isimlerinden biri. Çünkü hiç yazdığı da Kazakça yazdığı bir tek yazısı yok. Rusçayı, bütün eserleri Rusça ve Rusçayı Rusya'da en iyi kullanan 5 yazardan biri olarak biliniyor. Ama Rusya öylesine vakıf ki Rusya'nın Türkçe kökenlerini bu Azya kitabında ele almış, işlemişti. Tabii ki bu hemen ağır suçlamalara maruz kaldı. Ki Erdin Muhammed Konayev, ki bugünkü Kazakistan'ın Cumhuriyeti'ne giden yolda önemli bir isimdir. Nazarbayev'den önceki Kazakistan Devlet Başkanı bu. Kazak olarak o arada bir Rus var. Olcası sahip çıkmış ki Komünist Partisi içerisinde ağırlıklı biri ve o kurtarmıştı. Yoksa o dönemlerde Olca Süleyman da büyük bir ihtimalle hayatını kaybedecekti. Yani Kazakların Sovyetler tarafından Çarlık Devri'nden daha büyük ölçüde ve sistemli bir biçimde Ruslaştırmaya tabi tutulduğu, dillerinin, ulusal ve kültürel değerlerinin tahrip edildiği açıktır. Diğer Sovyet Cumhuriyetlerinin olduğu gibi Kazakistan Ulusal Devleti'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünün açıkça inkar edilerek daha fazla Rus hegemonyası altına sokulduğu gerçeğini de net bir şekilde görüyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Bu konuda aslında çok ilginç bir konu, birkaç hafta devam edecek bir konu. Böyle özetleyerek geçiyorum ben.
Ümit ederim merak edenleriniz internette artık bu bilgilerin çoğuna ulaşılabilir. Onları ulaşabilirsiniz. Çünkü dersin belki en can alıcı konularından birisi hem Çarlık uygulamalarını görmüştük. Bu komünist dönem uygulamaları da Çarlık dönem uygulamalarından farklı değil ve aynı şekilde Kazakistan, Türkistan coğrafyasının nasıl kendi milli kimliklerinden uzaklaştırılarak komünistleştirme adı altında bir Ruslaştırma siyasetinin yürütüldüğünü görüyoruz. Onların Homo Sovieticus diye vatandaş tipini ifade ediyorlardı o zaman. Biz Homo Sovieticus yani Sovyet vatandaşı yaratacağız diyorlardı. Ama yarattıkları Sovyet vatandaşı yani komünist hükümetin yarattığı Sovyet vatandaşının her ne hikmetse dili Rusçaydı, kültürü Rus kültürüydü, dini ve bakış açıları Rus bakış açısıydı. Yani her şeyiyle Rus'tu ama adı Sovyet vatandaşıydı. Oysa Sovyet vatandaşı değil, birebir Rus vatandaşı idi. Yani Çarlık dönemindeki politikaları Sovyet döneminde de yine Ruslaştırma siyasetine bir vasıtası olarak aynen devam ettirmiş bulunuyorlardı. Evet, önümüzdeki hafta artık Sovyetler Birliği'nin dağılması ve yeni Milli Kazakistan'ın, şimdiki Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurulması ve onun dönemindeki yapılan reformlar ve gelişmeler üzerinde duracağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.